Merhaba oyunseverler. Bu seferki videoda önceki videonun devamı niteliğinde olacak biraz. Çünkü bu videoda Game Boy Printer hakkında konuşacağız. Game Boy Printer'ın detaylı bir şekilde anlatmaya geçmeden önce Game Boy kamera hakkında daha önceki videoda söylemeyi unuttuğum bazı şeyler var. Onlara değinmek istiyorum. Göstermek istediğim şeylerin başında start menüsü geliyor. Bu ekrandan start menüsüne girdiğimizde credits, high score, record ve username başlıklarını görüyoruz. Göstermeyi isteyip unuttuğum şey credits kısmı. Çünkü çok güzel bir animasyonu var. Bu böyle devam ediyor. Buradan çıkmak istediğinizde asıl sürpriz çıkıyor karşınıza. O da dans eden Miyamoto. Göstermek istediğim ikinci kısım ise, ikinci nokta ise şu. Çekim yaparken parlaklığı ve kontrastı ayarlayabiliyor olmanız. Normalde biliyorsunuz Game Boy Color'larda bir kontrast ayarı yok. Fakat kameranın özelliği olarak çektiğiniz konunun parlaklığını ve kontrastını ayarlayabiliyorsunuz. Bazen gölgeler çok keskin ve bazı noktalar çok parlak çıkabiliyor. O yüzden parlaklık ve kontrast ayarı bazen çok işe yarayabiliyor. Göstermeyi unuttuğum diğer bir nokta ve son nokta ise cihazın kaç resim aldığı. Cihaz 30 adet kare barındırabiliyor içinde. Gördüğünüz gibi resimlerin yeri önceden ayrılmış bir şekilde. 30 tane boş çerçevemiz var. Bu 30. çerçeve. 30. çerçeveden sağa gittiğimiz zaman da tekrar 1'e dönüyoruz. Yani 30 tane çalışmamızı ya da fotoğrafımızı kameramızın içinde saklayabiliyoruz. Game Boy kamerası hakkındaki eklemelerimizi yaptıktan sonra artık Game Boy Printer'ın incelemesine geçebiliriz. Nasıl baskı yaptığını görmeden önce fiziksel olarak önce bir cihazı tanıyalım. Fiziksel olarak tanıtmaya boyutlarını göstererek başlayabiliriz. Boyutları bir Game Boy paketin yanında gördüğünüz gibi birazcık boy farkı var. Bir Game Boy Color koyacak olursak eğer yanına aşağı yukarı aynı boylarda oluyor. Bir tek şu yukarıdaki kavis kısmı biraz uzunluk farkı yaratıyor. Elinizde yine bir Game Boy Color varsa kalınlık farkı bu şekilde aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz kalınlığını da. Bir paketle de kalınlık farkı bu şekilde yine bir tahminde bulunabilirsiniz. Cihaz Game Boy Color döneminde çıkmış bir cihaz olmasına rağmen renk uyumu klasik Game Boy'a göre yapılmış. Bence iyi bir seçim tercih açısından. Yani en azından insan baktığı anda yıllar sonra çıkmış olsa bile klasik Game Boy'la uyumlu olarak çalışabileceğini anlayabiliyor. Cihazımızın üzerinde sadece iki düğme var. Bu düğmelerden bir tanesi feed düğmesi, diğeri ise power düğmesi. Power düğmesi cihazı açmaya yarıyor. Hemen birazcık boşluk bırakması açısından biraz kağıt sürüyor. Eğer siz sürülen kağıdın miktarından memnun değilseniz ya da yeni bir rulo takıyorsanız içine feed düğmesiyle kağıdı içine almasını, kağıdı sarmasını sağlayabiliyorsunuz. Feed İngilizce'de besleme anlamına geliyor. Yani içine kağıt beslemiş oluyorsunuz. Yani bir yandan da çıkıyor. Diğer bir dikkat çekici özellik, oldukça dikkat çekici bana sorarsanız, pil gereksinimi. Cihaz elektriğini Game Boy'dan ya da Game Boy'un pillerinden almıyor. Tamamen kendi pilleriyle çalışıyor. Ve kaç pille çalıştığını görünce neden bu kadar kalın olduğunu anlayacaksınız zaten. Gördüğünüz gibi 6 pille çalışıyor. Daha önce sanırım 6 pille çalışan hiçbir cihaza sahip olmamıştım. Bu 6 pille çalışan ilk cihazım sanırım. Game Boy Printer normalde kendinden yapışkanlı. Şu şekilde göstereyim. Bir termal bir rulo kullanıyor. Bu termal rulonun kalınlığı 38 mm, yani 3.8 cm.
Ama ben bu orijinal ruloyu şu anda Game Boy'umda kullanmıyorum. Kıyamadığımdan değil, yanlış anlaşılmasın. Sebebi bu ruloların bayatlaması. Termal olduğu için zamanla maruz kaldığı ısı, kötü saklama koşulları bu ruloları kullanılmaz hale getiriyor. Bazen zaten eBay'de falan görürsünüz. Çok ucuza bunların çok fazlası. 8-10 rulo 2 pound gibi fiyatlara veya 3-4 dolar gibi fiyatlara gidiyor. Bunun sebebi zaten çoktan kullanım ömürlerini tüketmiş olmaları. Şanslıysanız çok iyi saklanmış birkaç rulo ele geçirebilirsiniz ama çok fazla deneme yanılma gerektirecektir. Ben onun yerine 38 mm kalınlığında şeritler halinde kesilmiş fax kağıdı kullanıyorum. En son yaptığım araştırmalara göre de sanırım Beko yazar kasaların termal ruloları bununla aynı genişlikte. Bir ara elime geçirirsem onu da deneyeceğim. Cihazın güzel başka bir özelliği ise test baskısı almak için bir Game Boy'a bağlı olması gerekmiyor. Yani diyelim ki bunlardan bir tane alacaksınız ve yanınızda Game Boy yok. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 38 mm kalınlığında kesilmiş bir kağıt ve 6 pil yetiyor. Nasıl oluyor bu peki? Cihazı kapatıyorsunuz, Feed tuşuna basıyorsunuz ve Feed tuşu basılıyken Power tuşunu açtığınızda cihaz size test baskısı veriyor. Bu test baskısında da bir adet Mario kafası, ortada Hello ve bir adet sanırım Game Boy Printer'ı resmi görüyorsunuz. Game Boy Printer'lar hakkında birçok insanın sahip olduğu yanlış bir kanı var. O da sadece Game Boy kamera ile uyumlu olduğu. Aslında Game Boy Printer Magical Drop gibi birçok oyunla uyumlu. Fakat bu uyumluluk her zaman aynı şekilde olmuyor. Bazı oyunlarda bazı ekran görüntülerini basabilirken bazı oyunlar sadece high score'ları, yani yüksek skorları basmanıza izin veriyor. Magical Drop'ta da ben yüksek skor dışında basabileceğiniz bir şey görmedim. Birazdan size onun nasıl basıldığını göstereceğim. Birkaç tane baskı da Game Boy kamerasından alacağız. Fakat Game Boy Printer ile uyumlu bütün oyunları görmek için Wikipedia'dan Game Boy Printer diye aratmanız yeterli olacaktır. Game Boy Printer'ın nasıl baskı verdiğini yakından izleyebilmeniz adına böyle bir düzen kurdum. Ve buradan nasıl seçtiğimi, baskı komutunu nasıl verdiğimi görebilmeniz için de Game Boy Advance SP kullanmaya karar verdim. Hem basılırken hem de buradan verinin iletimini rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi örneğin bunu basalım. Çünkü bu bir fotoğraf değil. Hafızasındaki görüntülerden oluşturulmuş bir kompozisyon. Öncelikle bunu basmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi print için yukarıyı gösteriyor. Print seçiyoruz. Print onayı vermek için A'ya basmanız gerekiyor. Şu anda veriyi transfer ediyor ve yazdırmaya başlayacak. Şimdi buradan çıkalım. Başka bir kare bastıralım. Pokemon severler için bazı Pokemon'ları bastıralım. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi dışında bunun başka bir çerçeve var. Bu çerçeveleri siz seçebiliyorsunuz. Yani seçip kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra basıldığında o çerçeveyle çıkıyor. Buradan da çıkalım. Fırat'ı basabiliriz. Bakalım ne çekebiliriz başka. Bunları TV ekranından çektiğim için biraz değişik çıktı görüntüler tabii. Bir link basalım. Piliniz olduğu sürece basabiliyorsunuz. Yani mürekkep bitecek gibi bir sorununuz yok. Bir tane Game Boy Pocket basalım bakalım nasıl görünecek. Yani çok yüksek kalitede olmasa da kesinlikle ne olduğu anlaşılıyor. Bu Mario Kart severler için gelsin. GameCube'den
Mario Kart Double Dash. Kağıdımız daha var. Bir şeyler daha basabiliriz. Bir Game Boy Advance basabiliriz. Game Boy Advance'ın da hayranları az değil. Hatta bunun kontrastı gayet güzel çıkmış. Yani bayağı detaylı çıktı. Bir NES Advantage basabiliriz. Kağıdımızı bitirmeyelim de bir Magical Drop'tan High Score baskısını da göstereyim size. Hiç düzenimiz bozmadan Magical Drop kasetimizi, kartuşumuzu yani Advance RP'mizin içine taktım. Start'a basmamı söylüyor. Start'a bastım. Şimdi buradan menüden High Score'u seçeceğiz. Daha önceki sahiplerinin kaydettiği High Score'ları görebiliyorsunuz burada. Belki de oyunun kendi standart hafızasında olan şeylerdir, bilemiyorum. Print'i seçiyoruz. Print'ten şimdi high score'ların baskısını alacağız. Bu da böyle. Elimde Game Boy printer'ıyla uyumlu başka bir maalesef kartuş olmadığı için deneyemiyorum. Belki vardır da ben listeyi iyi incelemediğim için olmadığını zannediyor da olabilirim. Ama ben en çok Game Boy printer'ı Game Boy kamerasıyla kullanmayı tercih ediyorum. Gösteremedim de. Şu şekilde. Evet, Game Boy kamerasıyla kullanmayı tercih ediyorum. Yani diğer oyunlarla kullanışı beni pek ilgilendirmiyor açıkçası. Game Boy kamerası hakkında söyleyebileceklerim sanırım bu kadar. Belki bir şeyler vardır da unutmuşumdur. Onları da daha sonraki videolara eklerim sanırım. Bundan sonraki videomu light gunlar hakkında yapmak istiyorum ama tabi televizyon gelirse. Çünkü 37 ekran televizyonum pek bu konuda verimli değil. Sanırım biraz büyük ekran bir televizyon bu videoyu daha zevkli kılacaktır. Çünkü sadece tabanca koleksiyonumu göstermeyeceğim. Birkaç oyun oynanışı da göstereceğim. Onun dışında ekleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz aşağıdan abone ola, yani subscribe'a tıklayabilirsiniz. İzlemeye devam edin. Yeni videolar gelecek.